Bugün 14 Ocak 2022. Kısa Dalga ekibi olarak güzel bir gün dileriz. Ben Demet Bilge Erkasap. Gündemin önemli gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga bülten başlıyor. Boğaziçi Üniversitesi'nden 14 öğrencinin yargılandığı davada müşteki rektör Naci İnci için öğrencilerin avukatlarına haber verilmeden gizli bir duruşma yapıldı ortaya çıktı. T24'ten Gökçer Tahincioğlu'nun haberine göre İnci duruşmada şikayetini aynen tekrar ettiğini söyledi. Öğrencilerin avukatlarından Burçin Şahan bu yapılanın adil yargılanma hakkının ihlali olduğunu söyledi. Şahan, alenen hukuka aykırı işlem yapılıyor dedi. Avrupa Birliği üyesi ülkelerin Ankara Büyükelçileri'yle düzenlenen toplantıda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, tam üyelik çağrısını yineledi. Maruz kaldığımız onca adaletsizliğe rağmen Avrupa Birliği stratejik önceliğimiz olmayı sürdürüyor. Nitekim bu yönde gayret göstermeye devam ediyoruz diyen Erdoğan, işbirliğini güçlendirmeye hazır olduklarını söyledi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı adaylarını açıklamıyorlar eleştirisine yanıt verdi. CHP lideri, seçim tarihini belirlesin, biz adayımızı belirleyeceğiz dedi. Kılıçdaroğlu, helalleşme çağrısını yineleyerek öz eleştirde bulundu ve şöyle dedi. Bizim de yanlışlarımız oldu, biz de sütten çıkmış ak kaşık değiliz. Hatamız, eksiğimiz, yanlışımız oldu. Onları telafi etmeye çalışıyoruz. Kılıçdaroğlu, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in öldürülen bir PKK'lı ile çıkan fotoğraflarına sessiz kaldığı yönündeki iddialar içinse şunları söyledi. Bu fotoğrafı görünce sordum, ne zaman çekilmiş diye. Açılım döneminde o fotoğraf çekilmiş. Bu fotoğrafın muhatabı doğrudan Erdoğan'dır. Açılımda bu işler olduysa sen neredeydin? Bu ülkeyi yönetmiyor muydun? Bunların sorulması lazım. HDP eş genel başkanı Mithat Sancar da Semra Güzel'in fotoğraflarına ilişkin AKP iktidarının teşvikiyle on binlerce insan PKK üyesi yakınlarını görme imkanını elde etmişlerdi dedi. IŞİD'e finansman sağlamakla suçlanan El Alamiya kuyumculuk için verilen mal varlığını dondurma kararı mahkeme tarafından kaldırıldı. Mahkeme şirketin mal varlığının dondurulması için makul sebep oluşmadığı kanaatine vardı. Enes Kara'nın cemaat yurdunda gördüğü baskıları ve gelecek kaygısını anlatarak yaşamına son vermesiyle ilgili haberlere erişim engeli getirildi. Karar Enes Kara'nın babası Mehmet Kara'nın talebiyle alındı. Baba Kara, haber ve videoların acılarını artırdığını, özel hayatın gizliliğini ihlal ettiğini, bazı haberlerin kişilik haklarına ağır saldırı niteliği taşıdığını belirtti. Anayasa Mahkemesi, işten çıkarılan işçilerin açtığı işe iade davalarının 2 yıl 5 ayda sonuçlanmasını makul sürede yargılanma hakkının ihlali saydı ve işçilere tazminat ödenmesine karar verdi. Covid-19 gelişmeleriyle devam ediyoruz. Bilim Kurulu'nun aldığı kararla bundan sonra pozitif vakalar 7 gün izolasyonu tamamladıktan sonra test yaptırmadan izolasyondan çıkabilecekler. Tarama amaçlı ve temaslı kişilerde PCR testi zorunluluğu da kaldırıldı. Aşısını ve hatırlatma dozunu olmuş temaslı kişiler de artık karantinaya alınmayacak. Hacettepe Üniversitesi'nden Profesör Doktor Mehmet Ceyhan, omikron varyantına ilişkin açıklamalarda bulundu. Varyantın kişilerde daha az bağışıklık bıraktığını belirten Ceyhan, bu nedenle bir ay içinde 3 defa omikrona yakalananlar olduğunu söyledi. Ceyhan ayrıca 0-5 yaş arasındaki çocukların riskli grup olduğunu belirterek, özellikle kreşteki çocukların sağlığını korumak için tedbirlerin artırılması lazım dedi. Avrupa'da omikron varyantının etkisi sürüyor. İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya ve İspanya'da vaka sayılarında ve can kayıplarında artış devam ediyor. Fransa, Avrupa'da en fazla vakanın tespit edildiği ülke oldu. Ülkede 24 saatte yaklaşık 362 bin yeni vaka tespit edilirken 246 kişi hayatını kaybetti. İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya ve İspanya'da 24 saatte tespit edilen vaka sayısı 947 bini aşarken can kaybı sayısı ise 1413 olarak kaydedildi. İngiltere Başbakanı Boris Johnson, koronavirüs kısıtlamaları sürerken Başbakanlık konutunun bahçesinde düzenlenen partiye katıldığı için özür diledi. Sırada ekonomi haberleri var.
Enflasyonun 19 yılın zirvesi olan %36'ya yükselmesi ve geçen aylardaki faiz indirimlerinin kur krizini tetiklemesinin ardından Merkez Bankası'nın bu ay politika faizini %14 seviyesinde sabit tutması bekleniyor. Reuters anketine katılan 16 kurumdan 15'i önümüzdeki hafta yapılacak para politikası kurulu toplantısında faizlerin sabit tutulmasını, bir kurumsa 50 baz puanlık indirim yapılmasını bekliyor. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Kasım ayında sanayi üretimi aylık %3,3, yıllık ise %11,4 artış kaydetti. 2022 yılında sıfır araç alımında uygulanacak matrah limitleri değiştirildi. Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayınlanan karara göre 1600 silindir hacmine kadar %45 ÖTV dilimindeki matrah limiti 92 bin liradan 120 bin liraya çıkarıldı. %50'lik ÖTV limitinde yer alan araçların yeni matrah limiti ise 120 bin ila 150 bin arasında yükseltildi. Amerika'da Aralık ayı enflasyon rakamları açıklandı. Enflasyon yıllık %7 ile Haziran 1982'den bu yana kayda geçen en yüksek seviyeye çıktı. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle bültenimize devam ediyoruz. Rusya öncülüğündeki Kolektif Güvenlik Anlaşması örgütüne bağlı barış gücü askerleri Kazakistan'dan çekilmeye başladı. Olaylar sırasında ülkenin en büyük şehri Almatı'da geçen hafta yolcu trafiğine kapatılan havalimanı da dün açıldı. Ancak Almatı hala olağanüstü hal durumunda kalmaya devam ediyor. Kazakistan'da gaz fiyatlarının artması nedeniyle geçen hafta başlayan kitlesel gösterilerde onlarca insan hayatını kaybederken yaklaşık 12 bin kişi gözaltına alınmıştı. Devlet Başkanı Tokayev, eylemleri örgütlü terörist güçler tarafından gerçekleştirilen darbe girişimi olarak nitelendirmişti. İnsan Hakları İzleme Örgütü, Çin'in Pekin Olimpiyatlarını Sincan'daki zulmün üstünü örtmek için kullandığını belirtti ve ülkelere diplomatik boykot çağrısında bulundu. İran ve Venezuela ile birlikte 8 ülke Birleşmiş Milletler'e borçlarını ödemedikleri gerekçesiyle BM Genel Kurulu'ndaki oy haklarını kaybetti. BM şartına göre üye bir ülke 2 yıllık aidatını ödemeyi geciktirirse üyeliği askıya alınıyor. İran'ın geçen yılın Ocak ayında da oy hakkı iptal edilmiş, Haziran ayında asgari bir ödeme yaptıktan sonra oy hakkını geri alabilmişti. Almanya İçişleri Bakanı Fischer, Alman yasalarını göz ardı etmeye devam ettiği takdirde Telegram'ın devre dışı bırakılabileceğini açıkladı. Telegram, Almanya'da son zamanlarda nefret söylemi yayanların ve aşırılık yanlısı grupların en çok rağbet ettiği yazışma platformuna dönüştüğü için tartışılıyor. Telegram üzerinden yayılan nefret söylemi, şiddet ve protesto çağrılarının artması üzerine siyasetçiler, mesajlaşma uygulamasına yönelik sert yaptırımlar getirilmesi talebinde bulunuyor. Bültenimizi kısa dalgadan bir öneriyle bitiriyoruz. Dijital dönüşüm, eğlenceden işe, yatırımdan bilime, neredeyse her alanı etkileyecek. Sanal alemler sonsuz imkanlar sunarken gerçek dünyada ise işler hiç iyiye gitmiyor. 1 milyon hayvan ve bitki türü yok olma tehdidi altında. Mehveş Evi'nin podcast'ini kısadalga.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Gözünüz kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Medya.